Şöyle bir çocuk düşünün. Hiçbir ama hiçbir oyunda başarılı olamayan bir çocuk. Voleybol, masa tenisi, satranç, şans oyunları. Bir çocuk nasıl şans oyunlarında bile başarısız olabilir ki? İşte ben öyle bir çocuktum. Futboldan tut Counter Strike'a kadar hiçbir oyunda başarılı değildim. Zaten bulunduğumuz bölgede başka bir oyun oynanmıyordu. Mahalle maçlarına beni yer kaplamak için alıyorlardı. Bakın yer doldurmak demedim. Yer kaplamak için alıyorlardı. Sahanın arka tarafında delik vardı ve oradan top çıkmasın diye beni orada bekletiyorlardı. Kale arkası oyuncusun diye beni kandırıyorlardı ve oyunu alıyorlardı. Ama defans hariç, defansa gerçekten top geçirmiyordum ama topu elime geçtiğinde çok uzak yerlere atıyordum. Ve özellikle Counter Strike'da o kadar berbattım ki beni sadece takım sayısını eşitlemek için alıyorlardı. Bulunduğum takım mutlaka yeniliyordu ve mutlaka benim yüzümden oluyordu. Oley berabere! İnternet kafe sahibiyle benden bıkmıştı. Artık arkadaşlarımla zorla alıyorlar, zaten girmek istemiyordum. Mızıkçı bir yapımdan dolayı da bazen oyunu almak zorunda kalıyorlardı. Ama bir gün hayatım değişti. İşte yine bir gün en çok oynanan bölgede çatılı antropolojik bölge vardı. İşte orada teröristim. Ben de sniper'dım. Bir yolunu bulup karşı counter'ların çatısına çıkmıştım. Ve oradan nişan almıştım. Rastgele nişan alırken tam karşıma o köşeden counter çıktı. Ve tam nişan onun üzerindeydi. Şans eseri. Ve ben onun counter mı terörist mi olduğunu ayırt etmeden yanlışlıkla mouse'a basmıştım ve tek vuruşta yere indirmiştim. Daha hala olayı anlamamıştım. Daha olayı kavrayamamıştım. Daha hiç kimse kavrayamamıştı. Herkes çok içindeydi. Herkes şaşırmıştı. İnternet kafe sahibi bile şaşırmıştı. Fakat daha olayın şokunu atlatmadan arkamdan bıçaklandım. Vurduğum çocuk bile şaşırmıştı. Herkes beni ayakta alkışladı ve o gün oyunu benim adıma oynadık. İnternet kafe sahibi benim adıma herkesin meyveli soda ısmarlamıştı. Şaka şaka, o kadar olmadı ama o günden sonra arkadaşlarımın bana olan bakış açısı, benim de Kozmos'a olan bakış açım değişmişti.